başını hiç öne eğme. Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme. Ayrılık olur değil ki, benim için üzülme. Ayrılık olur değil ki, benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için güneş ve şarap, dalında sararan yaprakları asmaların, ışığın dilediği bıçaklar tanıktır. Zamanın bağından derlediğimiz pişmanlıklara, ona gidelim bugün. Belleği tülden etekleriyle örten kızıl tanrıçaya, içimden döktüğümüz bir testi şarap gibi. Bizde olandan fazlası çoktan yitirdik nasılsa. Unutulacak ne çok şey var, ne az hatırlanacak. Tanıktır göğüne yasladığımız aşk, hadi içelim. Ömrümüzün kalanını bir ayrılık şarkısı gibi. İnerken akşam son vuslat demi olsun, kanımıza yudum yudum yayılan şarap. Sevdiğim yaşamaz hiç, ağlamak bana düşer. Sevdiğim yaşamaz hiç, ağlamak bana düşer. Bir ömür harap oldu, ağlamak bana düşer. Bir ömür harap oldu, yaşamak bana düşer. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Thank you.
Azura sağlık. Sana da sağ selam. Sen necesin? İyiyim. Çok güzel getir nostalji yaptık bu hafta değil, değil mi? Gerçekten hatta provalarda bile şey. Çok beğenirdim. Çünkü bu şarkılar hiç eskimeyen. Kulağa aynen. Her zaman iyi gelen, teze gelen. Ben çok dinlerim. Hele yağmur yağdığı zamanlar. Yani nostalji şarkılar aslında çok güzeldi. Bir de yani işte apardak sen zaman hayatında Yeşilcam. Aynen. Şarkılara. Yani diyebilmeliyiz uşaklığımız çünkü bayağı daha eskidi. Biz aynen, o zamanları aynen. Yok idik de ama belki bir dönemde bunları çok dinlediğimiz için de anılarımızın olduğu dönem. Aslında bizim şey dönemimize geldik hocam. Biz küçükken işte televizyon falan evde o bulunan da yani baksın bir Türk filmi çıkıyor. O zamanlar Yeşilçam yani filmleri Yeşilçam filmleri çok güzel. Aynen. Bir gün çok güzel gideceğiz. Tam duygulu gideceğiz. Hani nostaljiydi daha ondan ötesi ne olsun. Hatta keyifli canlı şarkılar bile bana çok hüzün verer. Bir başka da vardı eskilerin. Mehmet başka bir şarkı yok idi. Mayim şarkı doğru. Var idi evet, Mehmet evet. Demedi özünü ya ben bir... beklirdim özünü. Aslında güzel bir şarkımız vardı. Niçin almayan özünü? Allah'ın bence değil madem mi? Vardı diyağın özün. Hemen diyağın derken yani Mehmet değil. Ben destek oynam. Bu şey aslında Ajda vardı. Ben Ajda hayır işte bak burada ben de karıştırdım. Ajda Ajda şımarıktı. Ajda Pekkan diyebilirdim özün. Belki aynandı. Hiç indiye kadar bilmedim yani kim olduğunu. Yani Ajda Pekkan acaba Ajda Şımarık mıymış? Zannederim yani sahne adımı da yakışıptı valla bilmiyorum. Olabilir. Tamam oradan ta abimiz, Muhammed abimiz diye özüymüş. Özü? Özüymüş. Yani Ajda Şımarık olup da Ajda Pekkan. Aynen şeydi. Yani bu dönem de yakışıptı. Bızabıt. Bızabıt. Hiç bilmirdim bu bilgini indi kazandım. Yani bir şarkısı varmış Ajda Şımarıkken deyipti. Sonra şarkıları devam edip Ajda Pekkan. Acaba ne için derkiş? Bunun bir hiç sebebi bilmiyorum. De var. Sahne aldı olupta herhalde. Gerçekten ben de bayağı bir bence şaşırdım. Bence o da Ajda Şımarık da sahne adıymış bence. Olabilir. Şimdi Pekkan kesin öz adıdı. Çünkü bacısı aynı adıdı. Mino neticeye geldi. Bacısından çıkarttım Pekkan gerçek olabilir. Boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ahmet, Mehmet, Süreyya, hepsi boş, hepsi hülya. Alem bir gün bitecek dersin görmüşüm rüya. Alem bir gün bitecek dersin görmüşüm rüya. Boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Çok güzel.
güzeliydi. Güzel bir şarkıydı gerçekten. Ben dinlemişim bunu ama çok az dinlemişim. Hani diyende kulağıma gelir. Ben bunu... Kulağa geldi, tanıdık geldi. Ha, yani bir tanıdık gel ama böyle açıp da dinlememişim. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum. Yani ben de aynen ilk eşit denememesine. Daha doğrusu aynen tanıdık geldim. Aa, bunu eşitmişim kesin bir yerlerdeydim. Hatta aynen. Bazı yerlerini bilirdim. Ama ondan sonra oturup üzerine bayağı bir... Aslında ben bilmirdim yani Ajda'nındı. Çok beğendim. Güzel. Güzel bir şarkıydı. Aynen. Hani 76'ndı yanlış değilsem. Bayağı eskiydi. Belki Ajda bayağı eskiydi. Ama yani. Yenilenip de çok versiyonlar vardı. Çok güzeldi. Aynen. Ben de beğendim. Tamam da olmayacağını bence. Tabii bir gün hemen. Çok yoğunluk. İstemiyorum da çok konuşacağını. Zaten hep konuşmaktan yana değilim. Geçer kapımdan her akşam üstü duman duman bakışları sanki bulutlar içinde hüzünkâr bir tebessüm dudak büklelerinde kederleri gömülü gamzelerinde bir kadın geçer kapımdan güneş batmaya yüz tuttuğunda kurumuş yapraklarla hışırdar ayakları uzun yıllar gibi saçları, kirpikleri, çatal isyanlar, ufuklara bakar dalgın dalgın. Hep önde başı sessiz geçer kapımdan, vahşi bir kedi gibi. Sanki kadın değil o, bir kadının silüeti. Sesi duyulmaz, yüreğinde çalkalanır, hüzünlü nameler. Gözlerinin mavisinde köpürür denizler. Alev saçar nefesi, gölge gibi geçer kapımdan. Bir kadın silüeti, sevgi tohumları eker, geçtiği toprak yollara. Umuda dair ışıklar taşır göz pınarlarında. Kim bilir, kim bilir neler saklıyor yarınlarında. O bir kadın, derin, İsyankâr, lakin isyanlarını gömmüş sükunetlerine. Kim bilir neler gizli, duman duman gözlerinde. Kirpikleri çatal, belli ki çok sıkıntısı var derinliklerinde. Seni yaktın ayaktın beni o gün ki gördüm seni yaktın ayaktın beni vardı, pişmanlık vardı. O testiyi özlerdim belki. Belki yatağımı arardım. Tabanlarım çatlardı.
çarpardı kumdan. Sıcak üşütürdü beni, hiç bilmeseydim testisleri, yatakları, develeri. Çekip giderdim gelmemeye. O en eski yalnızlığımı çekip giderdim yine de alın. Gelmez artık, nedendir anlamadım. Kendi ülkeme yıldızlar değmez, sular akmaz, yağmur işlemez ağaçlarıma. Bırakmaz beni kalabalık, çünkü çarşılardan geldim. Neden öldüğümü anlamayacaklar, neden doğduğumu anlamadıkları gibi. Gördüğüm günden beri olmuşum inan. Gördüm seni, yaktın, yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, yaktın beni. Yaktın, yaktın beni. Yaktın, yaktın beni. Yaktın, ah yaktın beni. Yaktın, ah yaktın beni. Yaktın, ah yaktın beni. Yaktın, ah yaktın beni. Çok güzel dedi. Bu versiyonun hiç dinlememişim. Aslında şeydi. Akustik versiyonu zaten çok güzeldi. Zeki Müren hasaten mühendisiyse. Yani Zeki Müren başka. Ama bunun bir cover'ı vardı. Bir Fetra Vali dinledim özünü. Can of Laz'dandı. Yanlış hatırlamırsam. Aynen Fikrim Nince gibi. Güzel bir versiyon yapıp özünü. Şu son kısmı sadece eklenmişti özüne. Ne güzel. O yani sadece son kısmı oradan iyiydi yani. Tamam çok beğendim. Onun ben bir zaten... de mesela o stüdyo kaydı falan içinde bayağı sesler olar. Daha da güzel olur. Ama canında tek başıma zordu. Bir grup isterim hem de. Yo çok beğendim. Şimdi bu şekilde bile çok beğendim. Aynen, çünkü ben hiç bu versiyonda güzel. Hiç doğru. Dinlememişim özün. O dinlediğim versiyonda pek bilmiyorum ne değil. Yani normal genelde ana dinlediğimiz türdendi. Türküydü bu değil mi? Şey daha doğrusu sanat müziği. Sanat müziği aynen. Tamam çok güzel o zaman. Zaten nostaljiler sanat müziğine karşılıyor. Ha yani orada demirik türküdü aynen. Şarkı falan o vakit yoktu hepsi sanattı. Hayır kesin ondan evvel işte Osmanlı müzikler var idi. Ondan sonra işte türküler falan o aydı sazlı mühendiler. Aynen. İşte sanat müziği de zaten mevcuttu. Ha o da bir daldı diye yani. Tabii ki de. Anladım. Bunlar hepsi o zaman dallarından. Anladım. Yani bir mesela sanat müziğinden İtalya operası. İlham ve ses harekeleri alışıptı. Ne güzel. Yani dönerdiler yani aynen. Dev bir şeymiş o zamanlar. Tabii ki de sanat müziği yani hakikaten bir mektaptı. Değil mi? Çok zor bir daldı. Çok zor aynen. Bir müzik daldı. Doğru. Şu anda da Muazzez Ersoy falan programlar vardı. Hep devam ediyor aynen, bu şeyler. Aynen. Tamam görmüşüm yani. Bilirim neyi kastetsen de ama çok pek dinlememişim ben doğrusu. Doğru. Ama bu tarzda ama da sevdim. Ama güzeldi. Sarar insan gerçekten. Aynen. Şarkılar. Aynen böyle sürükler seni. Herkesin dinlediği bir türkü mü diyeyim bilmem. Şimdi Mehmet yanlış mı düzeltir de. Çemberimde Gül Oya. Kimin kulağına geçmeyipti? Bence çok... Çok kişi bunu tanır. Mehmet bir parçasın böyle normal bu sesinden yani diyebilirsen. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Aslında güzel bir türkülerden birisiydi. Haluk Levent'i hemen dinlemişim özünü. Ben çok sevmişim özün. Özü aslında şöyle. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri kırıyorum günleri saya saya. Ah beni kıyamam seni. Bunu kim eşitmiyor ya? Bence herkes bu yani hiç eşitmese açmasa bile kulağından bir yerlerde geçipti. Bunun bir de güzel bir hikayesi varmış. Acıklı bir hikayesi varmış. Aa dinleyemem seni. Aynen çok eski zamanlarda Zarife'den Ümit varmış. Ümit'le Zarife birbirini çok severlermiş. Yani karşılıklı bir aşk varmış ortada. Bu o zamanlar Zarife'nin ailesi
vermeyebilir özne dini inançlardan dolayı. Araya dini inançlar girdiği için bu ikisi ayrılmak zorunda kalıblar. Zarife seçim yapmak zorunda kalıb. Ailesi mi yoksa sevdiği adam? Tabii ki o vaxtın indiki kimində bilirsən daha çox kadının sözü geçmez. Hani daha çox baskındır ailə falan. Yani mecburen ailəsinin tarafını seçib deyəğin. O zamanlar da siyasi görüşler, dini inançlar bayağı yoğunymuş o vaxtlar. Yani fark var imiş ara yerdə. O zamanlar tam bunlar ayrıldığı döneme gelir, denk düşür. Tesadüfen de Ümit sicin olur, yani hapishanelere düşürür. Maalesef aynen bu inançlardan dolayı. Zarife tek başına kalır. Tabii artık imkansız bir aşka düşür. Çünkü o hapisti artık. Yani zaten de zor bir aşkıydı. Daha fazla imkansız döndü. Aynen, daha tam imkansız oldu. Artık Zarife o zamanlar bilirsen el işleri çok yoğunydu. Öyle elini alıp oyasını işliye işliye bunu diyermiş. Oyasını işliye işliye çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum gülleri saya saya al beni kıyamam seni. Çok güzel bir... Bir Karadeniz havası yoktu bu türküde. Vardı, belki onu hiç sevmem. Ben böyle esinlendim. Belki onu hiç sevmem. O onun havası böyle geldi. Belki de, ama ben hikayesini okuyanda bir bölge adı vermirdi, hani bir yer adı vermirdi. Belki de olabilir. Mehmet öyle hissettiyse. Öz sözler de biraz daha fazla köy dili olabilir. Aynen, aynen. Karadeniz çok bunu indi de kullanır. Doğru da olabilir. Bir dinleyelim de şarkı. Tabii. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri kanıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertleri kanıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri kınıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertleri kınıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Bir de bunu doğa için çal yapıblar bu özünü. Çok güzel bir Gülçin kısmı vardı içinde.
bir Gülçin var diğer içinde. Hmm. Sarışın bir kızdı. Acayip o kısmı çok beğendim. Böyle gırtlağıdan bağırarak diğer özünü. Aslında yani Dua İçin Çal'da baya baya yetenekli insanlar vardı. Şu, hatta bazı insanlar mesela aktördü. Bazıları da müzikten alakası yoktu bakarsan. Normal ünlü var. Normal hissederim vatandaşı bile tutup da diye bir dedirteler özüne. Bazı insanlar vardı yetenekli. Mesela sokakta müzisyen vardı. Sokak müzisyenler falan. Aynen. Onlardan iyi insanlar da aynen sesübler çaldılar. Çok aynen. iyiler hakikaten. Ha. Aynen bence de Dua İçin Çal şeylerini çok beğendim de. Bir de herkes öz tarzıyla diri ya içinde. O işte o şey çok güzeldi. İşte, bak, mesela baksan özüne kendi tarzı ha değilsen hardaydı. Mesela sen bakanda belki bir diyelim ya seçmişsen mesela. Yo Gülçin var baksa o içinde sarışın bir kızdı. Aslında önlüydü de biraz. Şeydi onun o kısmını çok seviyorum. Böyle gırtlağıdan bağırarak diri özne. Tam onca yerde bir rocklığa katıp özüm. Bir de dönüş şarkı. Aa ne güzel. İşte ben Dua İçin Çal bakanım bir rock yerine aktarım. Ha zaman İşte geldi. İşte ona bak. Diye. Tamam mı? Çıkışta bak ona. Herkes bir tarzına. Çok beğene sen özüm. Tabii ki de. Tamam o zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Çok çok zor bir yere getir. Yani sınav olsa istemezsiniz buradan gelsin sizin için. Mehmet biraz ne diysem bu konuda fikri varlığın. Çünkü devran çağlar istedik Mehmet'ten. Devran çağlar aslında işte Mine şarkıları bana gösterende. Şarkılara bakıram tamam güzel Bergen. Zor ama güzeldi. Aynen. Dinlediğim şarkılardan. Adım adım. İşte, Fikim İnce Gülü, Zeki Müren güzel şarkılardan. Çemberimde Gülay'a okeydi bunlar okay. Hepsi. Yani bir işte geldi. Bir devran geldi. Bir devran geldi baktım özüne. Yani devran gerçekten sesi çok geniş bir sesi sahipti. Yani her insan hakkından gelebilmez ki. Çok belki zordu. Ben onlardan aynen birisi olabilirim aynen. Az sonra. Sen, yok, sen güzel güzel yaptın provasını da şu an bilemem de provada güzeliydi. Ama devranda bunu hissederim. Ben dinleyendim özün yerimden içimde hissederim boğazım bağırır. Devranın aynen bak nameleri, o dolu sesi, o sesindeki yani sesinin kumaşı zaten bambaşkaydı. Çok bir de devranın name kullanan. Aynen aynen. Yani kullandığı devran nameler ustaycadı. Hasan bu. Yani sanat müziğinde ya da işte devran bir şarkısı arabesk mi sayılır artık? Aynen, aynen bence de öyle sayılır. Yani bildiğim kadarıyla. Tamam o zaman hazırysak bakalım devran çağlar öldürürüm kendimi. Gidişin, terk edişin beni kalbimden vurdu. Hayatım acıyla, sızıyla doldu. Duydum ki bir başkası varmış senin yanında. O anda gözlerim yaşlarla doldu. Hayır imkansız olamaz, başka biri saramaz. Öldürürüm kendimi. Yaşanan mazileri, o geçen güzel günleri bir daha geri dönme. Hani söylüyordun ya, aşkımız sonsuza kadar sürecek ve ölmez. Hayır imkansız olamaz, başka biri saramaz. Öldürürüm kendimi. Yaşanan mazileri, o güzel günleri bir kalemde silemez. Hani söylüyordun ya, aşkımız sonsuza kadar sürecek ve ölmez. Gidişin, terk edişin beni kalbimden vurdu. Hayatım acıyla, sızıyla doldu. Duydum ki başkası
varmış senin yanında. O anda gözlerim yaşlarla doldu. Hayır, imkansız olamaz, başka biri saramaz, öldürürüm kendimi. Yaşanan mazileri, geçen o güzel günleri bir kalemde silemez. Hani söylüyordun ya, aşkımız sonsuza kadar sürecek ve sevda çukuruna çırpındıkça dibe batan, kaç göz esir düştü sevgilinin bakışına, seyrettikçe kör olan, kaç beden tutuştu ateşlerde, yandıkça kül olan, yürek yangın yeri oldu tende, ne neşesi kaldı ne acısı, mevsimsiz gelen bir sevdaydı, ne yazı ne kışı belli. Şimdi Leyla'sız Mecnun oldum dillerde. Sevdayı ararım susuz çöllerde. Şirinsiz Ferhat oldum mor dağlarda. Vakitsiz Nisan yağmurlarında ıslandım. Kaç geceye sen varsın diye sevdalandım. Ayrılığa bile sen varsın diye katlandım. Adımı adına yakıştırıp da kendimi kaç kez daldım buldum. Sen ne güzel sevildin, gönlüme ne güzel girdin. Yolum yoluna çıksın dedim, bir daha sevdim ve bir daha seveceğim. Gelsen ya sevgili, gelsen ya vuslatıma, gelsen ya sevgili. Hayır, imkansız olamaz, başka biri saramaz, öldürürüm kendimi. Yaşanan mazileri, geçen o güzel günleri bir kalemde silemez. Hani söylüyordun ya, aşkımız sonsuza kadar sürecek. Gerçekten bir devran çağları geçti. Bir devrim oldu. Başka adı ya. Gerçekten yani şarkının hakkını verdiysek gerçekten ne güzel bize. Yani hakkını vermek güzel çok bir... zor bir şeydi. Gerçekten bence. Çok zor yani... şarkıdı ama gene de güzel şarkıdı. Bu versiyon da güzel oldu. Bu versiyon da bize ait olsun. Değil çok mi? Güzel oldu. Öyle güzelden hafiften bir aynen, versiyon aynen. oldu. Beğendim ben de. Vakitimizin sonuna gelirsek Muhammed bizim için bir şarkı demesin. Hikayemize geçerken sonra şarkı desin. Tabii ama. Eğer vakitimizin sonuna gelmediysek Muhammed'i istiklal edelim. Tamam yönetmenimiz oradan değil, hayır, geçen hikayemize. Tabii. Tamam, hazırız. Eşinin her gece eve geç gelmesinden şüphelenerek eşine neden her gün geç geldiğini sorduğunda, işleri olduğunu, son zamanlarda biraz daha arttığını ve bu yüzden eve geç geldiği cevabını alıyordu. Kadın eşinin verdiği bu cevaba tam inanmayarak eşinin neden geç geldiğini öğrenmeye karar verdi. İş yerinin karşısında bir taksiyle bekleyen kadın eşinin çıktığını görür ve gittiği yeri takibe başlar. Şehrin kıyı mahallelerinden birine kadar giden eşi takip eden kadın,
bir gece konduya gittiğini görür. Aldatılan kesin olarak kanaat getirir. Eve geldiğinde kocasına neden geç kaldığını yine sorar. Kocası işlerinin uzadığını, bu yüzden de geciktiğini tekrardan söyler. Kocasının kendisini aldattığına iyice kanaat getirir ve kafasındaki hain planı uygulamaya başlar. Kocasının iş yeri güvenliği için aldığı silahını yanına alır ve kocasını ertesi gün yine takip ederek eve baskın yapıp bunun hesabını sormak ister. Yine ertesi gün aynı şeyi tekrarlar. Kocası eve girdiğinde kadın koşarak çıkar ve kapıyı kırarcasına çalar. Kocası kapıyı açar ve karşısında eşini görür. Önce afallar. Kadın içeri girmek ister ama kocası girmesine müsaade etmez. Kadın silahı çantasından çıkarır ve kocasına doğrultur. Kadın içeri girer. Gördüğü manzara karşısında adeta dona kalır. Evde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kayınvalidesidir. Silahı indirir, yüzü yere düşer ve ne diyeceğini bilemez. İlk sözü şu olur: "Ben sanmıştım ki..." Biraz sessizlikten sonra, "Hani huzur evine bırakmıştım? Annemi huzur evine bıraktım ama aynı gün dayanmadım, oradan aldım ve arkadaşlarımın kullanmadığı bu gece konduya getirdim. Evin ihtiyaçlarını giderdim. Annemi her gün sabah gelir, ihtiyaçlarını görür. Akşam iş çıkışı tekrar uğrar, ihtiyaçlarını gideririm. Son annemi evde istemedin. Abimler anneme bakmak istemedi. Ama benim vicdanım el vermedi. Ben huzurlu ve rahat bir yaşam sürerken annem burada kalamazdı." Yani şuradan anladığımız şu ki, kısaca: tarlada buğdayım var deme, ambere girmeyince. Hayırlı evladım var deme, el koyuna girmeyince. Vefalı karım var deme, kötü gün görmeyince. Hayırlı kardeşim var deme, miras bölünmeyince. Boşuna dememiş atalarımız. Öyle bir hikayeydi bu da, gerçek bir aslında hikayeydi. Aslında gerçekten doğrudur da. Aynen, çok doğrudur. Sen anonsana bayağı bakırı, bir döneme bir yere ulaştırır seni. Belki seni o evliliğinde çok mutlu olur ama bilmir onun arkasındaki felaketi koydu yani. Tabi bu bir felaket olabilir. İnşallah bundan herkes, yani bundan değil de hayattaki örneklerden insanlarımız, gençlerimiz ders alırlar. Tabii ki de. Tamam, o zaman vaktimizin bayağı sonuna geldik. Dileriz kötü olmaz. O zaman? Son parçamız. O da Mehmet'ten sürprizdi son parçamız. Aslında güzel sevdiğim nostalji şarkılardan birisi de. Bir dizide güzel görmüştüm özünü. Güzel bir diziydi ama şarkısı yüzünden çok beğenmiştim özünü. İlk başlayan da açılış şarkısı. Nostaljik bir şarkıdan başladı ama yeni bir diziydi ama gene de öyle bir şey yapmalar. Dönem dizisi çok güzel, o. Aynen. Hı, anladım. Çok güzel. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığma
yanmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri mutluluktan haber ver dilek taşı. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Onu aramaktan ben ne haldeyim? Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözleri mutluluktan haber ver dilek taşı.